Şarkı 48'den merhaba. En son da 1800'lü yıllarda Fethiye belgeseli hazırlamıştık. O zaman da söylemiştik 1900'lü yıllar belgeselinde hazırlayacağımızı. Şimdi sıra 1900'lü yıllar Fethiye belgeselinde. Bunun gibi belgesellerin devam etmesi için Cadde 48'e abone olmayı unutmayın. Hem de haberiniz olacak abone olduğunuzda. Şimdi sizi 1900'lü yıllarda Fethiye belgeseliyle baş başa bırakıyorum. Bu belgeselde Facebook'ta bulunan eski Fethiye fotoğrafları ve Fethiye Nostalji sayfalarından fotoğraflar ve videolar aldık. Kendilerine de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Belgeselimize Atatürk ile başlamak istedik. Atatürk 1935 yılında Fethiye'ye geleceği öğrenilmiş ve Fethiye'de hazırlıklar yapılmıştır. Fakat Atatürk Fethiye Körfezi'ne kadar gelse de gemiden inmemiştir. Fethiye erkanından bazı kişiler gemiye çıkmış ve Atatürk ile görüşmüştür. Bu fotoğraf ise Atatürk'ün Fethiye kıyılarını incelerken çekilmiştir. Bazı kaynaklar bu yılı 1931 yılı yazsa da yaptığımız incelemede aslında bu 1935 yılıdır. Bu fotoğrafta da Fethiyelilerin Atatürk'ü beklediği görülmektedir. 1930 yılında Fethiye'yi gösteren bir fotoğraf. Dolgu sahası dediğimiz alanın ne durumda olduğunu çok güzel bir şekilde göstermektedir. Fethiyeliler çok iyi bilir ki dolgu sahası denen alanın altı tamamen balçıktır ve Fethiye Körfezi doldurularak kara haline getirilmiştir. 1930 yılında Fethiye Körfezi'ni ve Fethiye'yi gösteren bir fotoğraf. Bu fotoğraf 1933 yılında çekilmiştir. Fethiye kordonundan güzel bir fotoğraftır. Bu fotoğrafın tarihi belli değildir. Fakat oldukça eski olduğunu tahmin ediyoruz. Fotoğrafta denizin kordonda binalarla birleştiği gözükmektedir. Fethiye her zaman bayramları çok coşkulu bir şekilde kutlamıştır. Bu fotoğraf da 1934 yılında 23 Nisan kutlamalarında çekilmiştir. 1937 yılında o özlenen Fethiye'den bir fotoğraftan sizlerle. Burası Atatürk İlkokulu. 1957 yılına kadar ayakta kaldı, depremden sonra ise yıkıldı. Şu an kapalı pazarın olduğu taraflarda. Ve yine aynı okuldan muhteşem bir fotoğrafta. Hani hep deriz, pasporun suyunu içen bir dağ ayrılamazmış diye. İşte merak edilen o suyun fotoğrafı. ...1939 yılında Fethiye. Fethiye Sporu her zaman Fethiye için çok önemli olmuştur. Bu fotoğrafta 1955 yılı Fethiye Spor kadrosundan. 1960'lı yıllarda Fethiye'den İzmir'e gitmek için sabah 04'lerde çıkıp gece yarısı varılırmış. İşte o dönemlerde kullanılan otobüs. Yine eski araçları merak edenlere 1940 yılından Fethiye'de çekilmiş bir kamyonet fotoğrafı. Yıl 1969. Fotoğraftaki eski Kemer Gerişburnu köyü muhtarından Könteşli Mustafa Akkuş torunlarıyla birlikte. Fotoğraf o kadar masum duruyor ki o yüzden belgesel içerisine aldık. Fethiye tarihinde Yılmaz sinemasının çok büyük önemi olduğu belirtilmektedir. Şu an iskelenin karşısındaki antik tiyatro bulunmadan önce orasının Yılmaz sineması olduğu, belediyenin arka tarafında bir yazlık sinema daha olduğu vurgulanıyor. Bu fotoğraf gerçekten çok etkileyici. Fethiyeli Terzi Mesure Hanım ve öğrencileri 1954 yılı diye paylaşılan fotoğrafta büyük ihtimal bir dikiş nakış kursuyla alakalı. Öğrencilerin beyaz örtüleri, duruşları dikkat çekiyor.
Tarihler 3 Ağustos 1953'ü gösteriyordu. Paris'ten kalkan 4 motorlu uçak Roma aktarmalı olarak Beyrut'a, oradan da Tahran'a uçacaktı. Saatler gece yarısını geçmişti. 04.10'da uçağın motoru arızalandı. Uçak mecburi olarak Fethiye'nin Kızılata Feneri açıklarına iniş yaptı. Kabin ekibi uçağın 4 acil çıkış kapısını açtı. Yolcular kanatlarının üzerine çıktı. İnişten bir süre sonra kuyruk koptu, ancak ana gövde yüzmeye devam etti. İniş sonrasında 1 saat civarında su üzerinde durduktan sonra battı. Sabah hava aydınlanırken Kızılada Fener bekçisi Mustafa Pehlivan ve oğlu Ahmet Cemal Pehlivan kazayı fark etti. Hemen sandal ile uçağın yanına ulaştılar. Ne yazık ki ters tarafa yüzmeye çalışan 4 yolcu boğularak hayatını kaybetti. Yine de böylesine zorlu bir suya inişte 38 kişinin hayatta kalabilmesi büyük bir başarıydı. Fethiye'de 1967 yılından bir fotoğraf. Fotoğrafta dolgu sahası dediğimiz bölgenin nasıl bir boşluk olduğu yine açık açık gözüküyor. Yine aynı tarihlerde çekilmiş Fethiye fotoğrafları. Fethiye tarihinde 1957 depremi çok önemli bir yer tutar. 24 Nisan 1957 gecesi saat 21.17'de 6.2 şiddetinde 25 saniye süren merkezi Fethiye olan deprem çevrede de hissedilir. Bu sarsıntıdan yaklaşık 7 saat sonra 25 Nisan sabahı 04.26'da 7.1 şiddetinde ve 60 saniye süren ikinci bir sarsıntı yine Fethiye'yi çok büyük şekilde etkiler. Artçı sarsıntılarsa yaklaşık bir hafta sürer. İlk sarsıntıda Fethiye halkının büyük bölümü teravih namazı için camilerdeydi. Yeni caminin minaresinin yıkılması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmişti. İlk sarsıntıdan sonra halkın büyük bölümü Fethiye Kaymakamı Kamil Nezih Okuş'un uyarısı ile evlerini terk etmiş olması, ikinci sarsıntıdaki can kaybının nispeten az olmasını sağladı. Fakat yine de toplam 67 kişi hayatını kaybetti. Depremin sonucu Fethiye'de rıhtımın 5-6 metrelik kısmı sahilden koparak sulara gömüldü. Bu civardaki asfalt yollar yer yer yarıldı, telefon telleri koptu, haberleşme tamamen kesildi. Devlet Bakanlığı tarafından verilen resmi istatistiklere göre bütün deprem bölgesinde toplam 3.796 ev, 20 okul binası, 3 cami, 23 resmi bina, 124 iş yeri tamamen yıkıldı. Tam bu açıdan bakıldığında şu an Fethiye kordonuna yakın tüm binalar neredeyse hasar gördüğü görülüyor. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ile Başbakan Adnan Menderes deprem çadırlarının arasında gezerek incelemelerde bulunuyor. Fethiye her zaman filmler içinde ideal yerlerden birisi olmuştur. 1969 yılında çevrilen ve başrollerinde Edison, Sevda Ferda, Kadir Savun gibi birçok ünlü kişinin oynadığı Gönüllü Kahramanlar Fethiye'de çevrilmiştir. Müzik 1970 yılında Fethiye'de bir düğün fotoğraf anısı. Müzik 1970 yılından Fethiye Yeni Cami inşaatı fotoğrafları. Fotoğrafta 15 yıldır yapılmakta olan Yeni Cami diye not düşülmüş. Fethiye evinin 1972 yılındaki görüntüsünü merak etmiş miydiniz? O zamanlar sığıye evi olarak kullanılmakta olduğu belirtiliyor. Hemen yanındaki alan ise bugün kavşak olan yeri gösteriyor. Kıbrıs Barış Harekatı öncesi askere yeniden çağrılan Fethiyelileri gösteren güzel bir kare. Geçmişte Kaş yolunun ne kadar zorlu olduğunu yaşayanlar biliyor. Zorlu virajlarda sadece tek araç gidebiliyordu. 1968 yılından bu fotoğraf da çok iyi şekilde bunu anlatıyor. 1970'li yıllarda yapılan Fethiye Festivali çok renkli kareler oluşturmaktaydı. Festivale Fethiye halkı çok yoğun bir ilgi gösterdiği bilinmektedir. Müzik
1972 yılında Ölüdeniz'den bir fotoğraf karesi. 1974 yılında çekilen ve Perihan Savaş'ın başrolde oynadığı filmde de Fethiye'miz bir kez daha görüntülenmiştir. ...1979 yılında TRT'nin bir belgeselinde Ölüdeniz'e yer verilmiştir. Ölüdeniz'in en doğal hallerinden birisi daha görüntülenmiştir. Sayılı turizm kentlerinden birisi olan Fethiye ve yöresine... ...bugüne kadar ilgili kuruluşlarca tatmin edici hiçbir yatırım yapılmamış. Bir doğa harikası olan Ölüdeniz... Bercekız plajı ve çevresi sadece birkaç kişinin eline terk edilmiş, çirkin görünümlü pansiyon ve motellerin sergilendiği ıssız bir koy olarak değerlendirilmeyi beklemekte. Kuşkusuz yurdumuzun en güzel yerleridir. Tarım yapılacak gerekçesiyle Çivit Mavisi, Ege Denizi ve Zümrüt Yeşili ormanlarımızın birleştiği yerlerdeki doğal güzelliklerimizi yok etmeye ve onları birer çakıl, moloz ve beton yığını şekline dönüştürmeye kimsenin hakkı yok. Ve 1987 Ölüdeniz. İnsan keşke böyle kalsaymış diyor. Bu video ise 1985 ve 88 yıllarına ait Ölüdeniz görüntülerini içeriyor. ...1900'lü yıllardan seçtiğimiz fotoğraf ve videolardan hazırladığımız Fethiye belgeseli burada son eriyor. Yeni belgesellerde görüşmek üzere, bu tür belgesellerin devam etmesi için Cadde 48'e abone olmayı unutmayınız. Mutlu günler.